Ece Seçkin isim vermeden Demet Akalın'la Hande Yener'i kavgacı ilan etti. Biraz daha işte kavga, bu itişmeler, sürtüşmeler vardı daha önce. Ünlü şarkıcı, genç popçuları da ilerleyen yıllarda göreceğiz diyen Demet Akalın'a ne yanıt verdi? Alakasız bir şekilde yani ne, nasıl bağdaştırdı bilmiyorum. Öyle bir laf etti. Bence sen öyle gün yüzü görme, o yılanı besle koynum. Magazin Life'a özel açıklamalarda bulunan Ece Seçkin, hadiseye benzetilmesi konusuna ne yorum yaptı? Şimdi genç popçunun açıklamalarına göz atıyoruz. Follow me. Ece Seçkin, isim vermeden Demet Akalın'la Hande Yener'i kavgacı ilan etti. Biraz daha işte kavga, bu itişmeler, sürtüşmeler vardı daha önce. Ünlü şarkıcı, genç popçuları da ilerleyen yıllarda göreceğiz diyen Demet Akalın'a ne yanıt verdi? Alakasız bir şekilde yani ne, nasıl bağdaştırdı bilmiyorum. Öyle bir laf etti. Bence sen öyle gün yüzü görme, o yılanı besle koynumda. Aleyna Tilki ile ilgili enteresan tespitlerde bulundu. Seviyor herhalde o biraz şey iddia. Başına mı gidiyor? Magazin Life farkıyla Ece Seçkin'le birlikteyiz. Ozan Doğulu'nun albümünde seslendirdiği Sayın Seyirciler şarkısı kısa sürede çok beğenildi. Vallahi çok güzel gidiyor ya. Çok yeni daha 3 haftalık, 4 haftalık bir proje. Ozan Doğulu'yla beraber ikinci şarkımız bizim bu. Hoşuna mı gidiyor'dan sonra. Hoşuna mı gidiyor'da çıta çok yükselince bunun da çok iyi olması lazım. Hem onun gerginliği vardı hem de tatlı bir şeyi vardı. Heyecanı vardı. Ben valla işin keyif kısmını şey yaptım, çıkardım diyeyim. Çok da güzel oldu. Klip de çok güzel oldu. Şimdi her yerde çalıyor, sürekli duyuyorum. Ece Seçkin küçüklüğünden beri şarkıcı olmanın hayalini kurduğunu açıklıyor. Hiçbir zaman normal bir çocuk değildim yani. Diğer çocuklar işte gözlerini kapattığında ya da gece yatarken atıyorum işte Luna Park'a gitmek, işte pikniğe gitmek gibi hayaller kurarken ben küçük çocukken bile gözlerimi kapattığımda hep sahnede olduğumu hayal ederdim. Bir star. Hep yani bir tek rüyam oydu benim, bir star olmaktı. Ve hani biliyordum da bunu, çok istediğim için bunu başaracağımı da biliyordum. 5 yıl sonra kendisini nerede görüyor diye sorduğumuzda hedeflerine çoktan ulaştığını söylüyor. Benim hedefim her yerde olmaktı. Dediğim gibi işte 7'den 70'e her yerde, her kesimde olmaktı. Şu anda onu yakaladım. Böyle de devam etmesini diliyorum. Sakılma sen bana bunu, kimse de yok bu ara. Uyanınca sabaha. Sürprizim var, oh la la. Yeni şarkıcıların kaliteli müzik yaptığını söyleyen Ece Seçkin, eski şarkıcılardan farklı olduklarını da sözlerine ekliyor. Şimdi arkadaşlıkla beraber yarışıyoruz. Zaten pastada herkesin yeri var, herkesin yeri belli. O yüzden bizim aramızdaki rekabet tatlı bir rekabet. Diğer eskiler gibi değil mi? Değiliz tabii ki, farklıyız. Ne değişti? Ne değişiyor? Çok destekliyoruz birbirimizi, herhalde o değişiyor. Bir de müzik adına da bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani hani şimdi baktığın zaman gençlerin içinde ben gibi gerçekten çok kaliteli müzik yapan insanlar var. Kliplerinden de göre kalite kokuyor yani son dönemdeki işler. O yüzden o benim çok hoşuma gidiyor. Böyle de olunca bu isimler tabii birbirimizi destekliyoruz. Bunlar değişiyor. Tıklanma tartışması yapan şarkıcıları kavgacı ilan ediyor ünlü popçu. Biraz daha işte kavga, bu itişmeler, sürtüşmeler vardı daha önce. Ama daha önce de mesela hatırlıyorum yani birinci, ikinci muhabbetleri vardı. Şimdi kim tıklandı muhabbetleri var? Evet. Evet. O muhabbetinde hep en ortasındaki kişi ben oluyorum günün sonunda. Neden acaba? Bilmiyorum. Galiba YouTube'da toplam tıklanma sayım 1 milyara yaklaştı artık. Bekliyorum 1 milyarı. Büyük bir başarı. Yani ciddi bir rakam. O yüzden herhalde bilmiyorum. Genç popçuların birbiriyle sürekli iletişim halinde olmasına, göreceğiz ilerleyen yıllarda diyen Demet Akalın'a bakın ne yanıt veriyor. İşte göreceğiz ileride kolp olup olmadığımızı, doğru demiş. Ne diyeyim? Ya bir şey söylemek istemiyorum o konu hakkında aslında. Çünkü
ben ortaya bir cümle söyledim ve çok pozitif bir şey söyledim. Arkadaşlıktan, dostluktan bahsettim. Müzikteki dayanışmadan ve birbirimize destek olmaktan bahsettim. Tam tersi, hiç olmaması gereken bir yere gitti ve alakasız bir şekilde, yani ne, nasıl bağdaştırdı bilmiyorum. Öyle bir laf etti. Sonra birkaç bir şey daha söylemiş, çok kırıcı. Ben şey yapmayacağım, yani cevap vermeyeceğim. Ece Seçkin, bizde ego yok diye üstüne basa basa söylüyor. Ya biz buluşuyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra diğer Edis'lerle de öyleyiz, yani Buray'larla da öyleyiz. Yani ben şimdi bugün bir telefon açsam buraya, desem ki arkadaşım şarkı lazım, Derya da gelir der sözünü ben. Bizde ego yok. Eskilerde var galiba. Ego yok, yani hani ego da varsa da o da besleyen bir ego. Yani hırslandıran, skandallara sürükleyen, ondan sonra kontrolün dışına çıkabilecek egolar değil. Geçmiştekilerde var ama. Öyle demeye getirmiyorum yani aslında, yani geçmiştekilerle ilgilenmiyorum. Onlarla bir alıp veremediğim tabii ki yok. Niye olsun yani, onları dinleyerek büyüdük bizler de. Asla geçmiştekiler, geçmişteki de demek doğru değil. Yani hani öncü starlarımızdan bahsediyorum. Öncü diyelim onları, öncüler diyelim. Onlarla bir alakam yok yani. Ben kendi nesilimden bahsetmiştim. Yeni nesiliz, farklıyız ve bazı şeyleri değiştiriyoruz dedim. Arkasında da duruyor. Sayın Seyirciler isimli şarkısının klibinde Hadise'ye benzetildi. Bakalım genç popçunun buna yorumu ne olacak? Ben bu piyasanın hem çok içindeyim hem de çok dışındayım. Dışında kalarak herhalde ben biraz da bu bahsettiğin başarıyı yakalayacak enerjiyi buluyorum. O yüzden işte dediğim gibi, yani enerjimi daha iyi işler yapmaya, daha güzel şarkılar söylemeye, daha iyi klipler çekmeye, daha iyi koreografiler öğrenmeye ve bunları sahneye taşımaya harcadığım için başarılı oluyorum. Bu yaz kaç tane konser yaptığımı da mümkün değil sayamam yani. Hele ki son 3 yılı hiç söylemiyorum. Kim bilir kaç yüz tane konser yapmışımdır. Bu her şeyde böyle değil midir? Her sektörde böyle değil midir? Yani meyve veren ağaç taşlanır lafı ne kadar doğru bir laf. Benim de böyle bir durumum var. Kimseye sataşmıyorum, kimseye bulaşmıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim. Ondan herhalde rahatsız ediyorum birilerini. Daha önceki kliplerimde aynı make-up'la çalıştım. Saç rengim neyse de aynı saç rengiydi. Olur bunlar, ben takılmıyorum böyle şeyde. Geçtiğimiz günlerde Yalova'da Ece Seçkin diye ünlü şarkıcıya benzeyen bir kadın sahneye çıktı. Genç popçu olay karşısında hayli yumuşamış. Ya o çok komik bir durum. Bana bir sürü mesaj geldi o gün. Burada işte Ece Seçkin diye bir kızı bize yutturmaya çalışıyorlar. Ha 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 falan diye. Ben de anlamıyorum mevzu, diyorum. Allah Allah, ne diyorlar falan. Ne demek bu? Teknedeydim o gün. Sonra kaptana telefon geldi. Şey diye. Ece Seçkin diye birisi sahnede şu anda burada ve Ece Seçkin değil. Ondan sonra şoka girdim tabii yani. Düşünsene. Pişmiş geldiğinin başına gelmez. Böyle bir şey. Vallahi dedim, ne Ece Seçkin'miş ya. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında en güzel kadın minyon kadın diyen ünlü şarkıcı sözlerinin arkasında duruyor. Yani erkeklerin minyon kadınları çok beğendiğini söylemiştim. Bilmiyorum, benim etraftan aldığım tepkiler o yönde. Ben de o yüzden öyle söyledim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. İçimde kalmasın söyleyimde, bence utanmalısın yaptıklarımdan. Düzgün bir ilişkisi olan genç popçu özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İlişkimi o kadar gözler önünde yaşamayı sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Nazara falan da inanıyorum. Öyle inançlarım da var. O yüzden özel hayat, adı üstünde özel yani. O bana kalsın. Beni şarkılarımla bilsinler, tanısınlar. Şarkılarımı konuşsunlar, ne bileyim. Kıyafetimi konuşsunlar, saçımı başımı konuşsunlar ama özel hayat bize kalsın. Peki Ece Seçkin ne zaman dünya evine girmeyi planlıyor? Yok şu an için böyle bir planım. Teklifte yok zaten, ben kendi kendime düşünsem ne olacak? Gelirse ama olabilir belki. Olabilir, bilmiyorum. Eskisi kadar kesin konuşmuyorum evlilik hakkında. Tatlı bir anne olabilirsiniz. Çocuklara da çabuk hitap ediyorsun. Ama çok erken değil mi anne olmak için de? Yok, anne olmak çok ciddi sorumluluklar ve fedakarlıklar gerektiriyor. O yüzden aslında hazır değilim yani. Yeni nesil şarkıcıların her zaman arkasında duran Ece Seçkin, Aleyna Tilki hakkında ne düşünüyor acaba? Ben başarılı buluyorum ve destekliyorum. Son şarkısını da Twitter hesabından paylaştım. Yorumlarını seviyor herhalde, o biraz şey iddia olabilir. Onun tarzı yani. Suruma bakma, bizde de böyle. Her şeye yok ki eyvallah.
Magazine Life'tan bugünlük de bu kadar. Yarınki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.